Altını şimdi iki türlü düşünmek lazım. Yatırım anlamında değerlendirdiğimiz zaman karlı satış olarak baktık. Geçen ay içerisinde 526 sularına kadar bir çıkış gösterdi. Ama gerçek piyasada altının değeri 485 sularını geçmedi. Bununla ilgili insanların 600 konuşmaları oldu. Bunlarla ilgili yatırımcılar biraz daha yoğunlaştılar bu işe. O zaman da yapmış olduğumuz açıklamalarda bu fiyatın şu an için karlı olduğunu, kesinlikle alışveriş yapmamalarını iletmiştik. Ama ne yazık ki insanlarımız bununla ilgili alışverişe devam ettiler. Yatırımcı anlamında baktığımız zaman altının bu çıkışı bugün için 468 sularında geziyor. Çeyrek altın 780 civarında, Cumhuriyet altını da 3190 civarında geziyor. Bu altının bir yukarı iki aşağı yapmasını bekliyoruz. Bundan sonraki fiyat stratejisini değerlendirirsek tabii ki Yunanistan olayı, Avrupa ülkelerindeki tutumların, Amerika'daki seçimlerle alakalı olan kısımda, dünyadaki bütün ülkelerin yıl sonundaki ödemelerini de değerlendirdiğimiz zaman altınla ilgili Kasım Aralık gibi biraz daha yukarısını bekliyoruz. Ama bunun aksi olma durumu var mı? Mutlaka ki var. Bunun bir sonraki rakamı ne olabilir? Has bazında değerlendirdiğimiz zaman 420 sularına gelebilir. Yani borcu olanlar şu an için alışverişini yapıp borçlarını kapatabilirler. Zamanla ilgili sorunları yoksa 420 bandını beklemelerini tavsiye ederim. Ama Kasım Aralık gibi tekrar 490 civarına 500 sularına gelmesini bekliyoruz. Bu yatırımcılarla alakalı olan bölüm. Sektörel olarak baktığımız zaman düğün sezonu biliyorsunuz pandemi döneminden sonra alınan kararlarla yine düğünler bir saate düşürüldü. Bununla ilgili insanların altına karşı yönelmesi nasıl oldu? Bir etki tepki meselesi baktığımız zaman kısa zamanda olumsuz etkiledi. Ama düğünler kendi aralarında yemeksiz olaraktan tekrar yapılmaya devam ediyor. Önceden düğün sezonu 6 aydı. Şimdi değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık olarak 12 ay boyunca düğün olabiliyor. Bununla ilgili de bir problem yok. Sektörümüzde doğru ticaretini yapan, doğru ürün yelpazesini bulunduran, müşterisine iyi ve saygılı davranan kişiler şu an için sektörümüzde böyle bir sorunumuz yok. Düğün alışverişlerinde altının bu şekilde fiyata yükselmesiyle alakalı kısmında ailelerin evet biraz zorlandığını görüyoruz ama ne yaptık? Biz de onlarla ilgili gramsal anlamda bazı ürün yelpazelerini daha profesyonel şekle dönüştürüp bu gramları biraz daha aşağı çekip bu fiyatların yükselmesiyle ikisinin beraberliğini buluşturarak düğün alışverişi yapan insanlara adetsel bazda sayılarını düşürüp gramsal bazda da biz de onlara destek olup o düğünü tekrar rahat şekilde yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bursa'mızda, sektörümüzde, çarşımızda öyle bir sorun yok. İşlerimiz gayet iyi. Hiçbir problemimiz yok. Ama bundan sonraki süreç evet 2021 daha zor geçebilir. İnsanlara bizim söyleyeceğimiz çok şey var. Ama çok şeyden ziyade çok net bir şeyi söyleyip algı anlamında bir şeyi vermemiz gerekiyor. Dünyada kendini yenileyen, yenilemeyen bir altın var. Bir de toprak var. Eskilerimizin dediğini de düşünüyoruz, dikkate alıyoruz. Ama ihtiyacımız varsa altını bir gün beklemekten ziyade alışverişe bir önce gelmek daha mantıklı. Altın zarar ettirmez, altın kazandırır. Ama bunu mantıklı bir şekilde takip edip değerlendirdiğin zaman doğruyu bulursunuz. O yüzden bütün alışveriş yapacak olan değerli Bursalılara bu şekilde tavsiye niteliğinde bulunuyorum.